Arkadaşlar merhaba 12. sınıf İnkılap Tarihi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıdaki ifadeleri verilen kavramlardan uygun olanları ile tamamlayınız. İfadeleri tamamlarken kavramlar uygun ekler getirmeyi unutmayınız denmiş. İlk sorumuz Mustafa Kemal'in doğduğu bugünkü nerededir? Yunan sınırları içerisindedir. Yunanistan diyelim. Yunanistan sınırları içerisindedir arkadaşlar. Mustafa Kemal nokta nokta temel rütbesiyle mezun olmuş ve göreve başlamıştır. İstanbul Harp Okulu. İstanbul Harp Okulu'ndan temel rütbesine mezun olmuştur arkadaşlar. Tamam bu şekilde gösterelim. Birinci Balkan Savaşı 8 Ekim 1912'de ilk olarak Karadağ'ın Osmanlı'ya saldırmasıyla başladı. Karadağ. Bu şekilde söyleyelim. İtalya ile Trablusgarp Savaşı sonucunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız diyor. Atatürk nokta nokta sınavlarına gizlice girerek kazanmış ve bu okulu başarıyla bitirmiştir. Neresi arkadaşlar burası? Evet. sizlere de söylediği gibi Selanik Askeri Rüşdiyesi. Selanik Askeri Rüşdiyesi. Bakın. Şöyle göstereyim kısaca. Selanik askeri Rüştiyesi sınavlarını gizlice girerek kazanmış ve bu okulu başarıyla bitirmiştir. Mustafa Kemal, Manasır Askeri İdaresi'ni başarıyla tamamlayarak İstanbul'da Harp Okulu'na girmiştir. Şöyle yazalım, Harp Okulu'na girmiştir şeklinde söyleyebilirim. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Meşrutiyet karşıları tarafından, evet sizlere söylediği gibi 31 Mart olayı çıkmıştır arkadaşlar. 31 Mart. Daha sonra Yunanistan'dan gelen hareket ordusu tarafından da bastırılıyor. Atatürk'ün ilk askeri başarısı Derne ve Tobruk'tadır arkadaşlar. Trabluskarpu Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta kazanmıştır. Atatürk'ün ilk görevi merkezi Şam 5. Ordu'dur arkadaşlar. Şam şeklinde söyleyebilirim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı D, yanlış olana Y yazınız. Mustafa Kemal doğduğunda Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimi bulunmaktadır. Yanlıştır arkadaşlar. O dönemde meşrutiyet yönetimi yoktu. Mustafa Kemal 1903'te Manastır Askeri İdadesi'nden mezun olmuştur diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere 1899'da İstanbul Halk Okulu'na girdiğine göre Manastır Askeri İdadesi'nden daha önce mezun olması gerekir. Mustafa'ya matematik öğretmeni Yüzbaşı Sabri Bey Kemal adını vermiştir. Doğrudur arkadaşlar. Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı 1. Dünya Savaşı'nın iki önemli nedenidir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımından dolayı Osmanlı'da da ne oluyor? Bazı ayaklanmalar çıkıyor. İşte Sırplar ayaklanıyor, Yunanistan, Yunanlar ayaklanıyor. Bu sebepten dolayı da bunun da 1. Dünya Savaşı'nın nedeni de vardır. 1. Dünya Savaşı'na Kanal Cephesi'nin açılma nedenlerinden biri Mısır'ı İngiltere'den geri alma isteğidir Doğrudur arkadaşlar. Kanal Cephesi hem de sömürgeleriyle olan bağlantılarını kesmek amaçlanıyor. Fakat başarılı olamıyor. Mondros Ateşkes Antlaşması görüşmelerini itiraf devletlerinin temsilcisi Amiral Harbord'tur. Yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Amiral Kaltrop olacak. Kaltrop diyeceğiz. Devam edelim. Evet Balkan Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını yazınız. Kısaca söyleyeceğim arkadaşlar. Diğer slaytta uzun bir şekilde açıklamaları var. Balkan savaşları birçok nedenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Öncelikle en önemli nedenlerinden birisi Fransız ihtilalidir arkadaşlar. Şöyle yazamadım. Fransız ihtilalidir en önemli nedenlerinden birisi. Bunun haricinde tabi Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı da çok çok önemlidir. Çünkü Avusturya Macaristan gibi Osmanlı imparatorluklar, imparatorluk dediğimiz çok uluslu toplulukların yaşadığı bir yer gibi düşünebiliriz. Yapı olarak düşünebiliriz. Bu yüzden dolayı da milliyetçilik akımı çok çok önemlidir burada Balkan Savaşları'nda. Ee, Osmanlı'nın Trablusgarp Savaşı'nda bulunması da bazı işte Bulgaristan gibi Yunanistan gibi devletleri ne yapacaktır? Ayaklandıracaktır Karadağ gibi. Bu yüzden savaşa neden oluyorlar. Peki sonuçlarına baktığımız zaman Ege Denizi'nde Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti sona eriyor. Edirne ve Kırklareli dahil birçok yeri kaybediyoruz ve burada en önemli noktalardan birisi Türkçülük fikri ortaya çıkıyor. Türkçülük fikri ortaya çıkıyor. Osmanlıcılık fikri başarılı olamayacağı ortaya çıkıyor. Bakın buradan uzunca bir şekilde bakabiliriz. Dediğimiz gibi Trabluskarp Savaşı'nda bulunması nedenlerinden birisidir. Milliyetçilik fikirleri, panslavizm politikası Rusya'nın. Panslavizm politikası ne demek? İşte sıcak denizlere inme politikası olarak söyleyebiliriz. Karadeniz ve İstanbul Boğazını egemen olma düşüncesi gibi düşünebiliriz. İşte sonuçlarında Edirne ve Kırklareli kaybediyoruz. Osmanlıcılık fikrinin başarılı olamayacağı ortaya çıkıyor en karlı devlet Bulgaristan oluyor. Balkan Savaşları'nın birincisinde. Bu durum ikinci Balkan Savaşları neden oluyor? İkinci Balkan Savaşları'nda da Edirne ve Kırklareli geri alabiliyoruz. Bakın şurayı. İkinci Balkan Savaşları'nda geri alabiliyoruz. İkinci Balkan Savaşları'nın mantığı şu. Bulgaristanlı diğer devletler arasında. Çünkü Bulgaristan en karlı çıkan devlet olduğu için. Bu da ikinci Balkan Savaşı'na neden oluyor. Bulgaristan ve diğer e, devletler arasında, işte Karadağ'sı var, e, Romanya'sı var gibi bu devletler arasında savaş çıkıyor. Bu savaşın fırsat bilen Osmanlı da tekrar Edirne ve Kırklareli'yi geri alacak. Tamam, devam edelim. Evet, geldim bir diğer soruya. Yerel halkı örgütlemesi teşkilatçılık özelliğini gösterir. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Neresi arkadaşlar bu? Tabi ki de Trablusgarp Savaşı'dır. Hatta burada binbaşı rütbesini de alıyor. Şam 5. Ordu ilk görev yeridir. Şöyle yazalım. İlk diyelim. İlk görev yeridir. 31 Mart olayı ise arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk defa tarih sahnesine çıktığı olaydır. Ama ilk askeri başarısı değildir arkadaşlar. Peki Balkan Savaşları'nın Mustafa Kemal için önemi Çanakkale Boğazı'nın koruma görevi sebebiyle Balkan Savaşları'nda bu bölgeyi iyi tanıyor ve Çanakkale Savaşı'nda da burada başarı sağlıyoruz. Sofya askeri atışı militeriliği de arkadaşlar Bulgar meclisine katılıp Türklerin sorunları ile ilgileniyor. Yarbay rütbesi alıyor. Bakın burada önemli. Yarbay rütbesi alıyor. Tamam. Bakın. Buradaki tablodan siz detaylı bir şekilde ne yapabilirsiniz? İnceleyebilirsiniz. Geldim bir diğer soruya. Evet. Üçlü ittifak. Üçlü İtilaf devletleri. Şimdi. Üçlü ittifakta Almanya var. Avusturya var. Arkadaşlar. şuraya yanlış olmuş arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. İtalya olacak burası. İtalya ilk başta ittifakta fakat savaş başlayınca nereye geçiyor? İtilafa geçecek. Evet tabi. İtalya gelmeden önce kim vardı? İngiltere vardı, Fransa vardı bir de Rusya vardı. Ne oluyor o zaman itiraf devletleri? İngiltere, Fransa, Rusya. İtalya'da savaş başlayınca itiraf devletlerine geçiyor. Çünkü neden? İtiraf devletleri İtalya'ya bazı vaatlerde bulunduğundan dolayı itiraf devletlerine geçiyor ve itiraf devletleri İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya oluyor. E sonradan katılanlar var. Mesela savaşa Osmanlı katılıyor. Osmanlı katılıyor. Bir de Bulgaristan katılıyor arkadaşlar. İttifak devletler adına. Ve buraya ekleniyorlar. Osmanlı ve Bulgaristan. Sonradan katılan devletlere itiraf devletlerinin Yunanistan ekleniyor. Romanya, Japonya, Sırbistan, Brezilya, Portekiz gibi devletler eklenebiliyor. Bakın şu tabloda görelim. Tamam. Burası önemli arkadaşlar. Burayı bilmekte fayda var. Soru olarak gelebilir. Muhtemel yerlerden birisidir. Peki Osmanlı'nın birinci dünya savaşına Almanya'nın yanında girme nedenleri arkadaşlar. Birincisi siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi. Çünkü bakın etrafında o coğrafi bölgeye baktığımız zaman e, savaşın olduğunu görüyoruz. Bulgaristan katılmış. E, işte baktığımız zaman çevredeki bazı ülkeler katılmış. E ne olacak Osmanlı da siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Çünkü neden? Güçlü bir devlet olmadığını artık anlıyor. Farkına varıyor zaten. Ne yapıyor? Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için de önce itiraf devletlerine konuşuyor, İngiltere konuşuyor. Zaten İngiltere kabul etmeyince Almanya'ya gidiyor. Burada önemli nedenlerden birisi İttihat ve Teraki yöneticilerinin, İttihat ve Teraki'nin Almanya'nın savaşı kazanacağını düşünmesi. Yani Almanların kazanacağını düşünmesi. İnanmaları. Bir de kaybedilen yerlerin geri almak istenmesi. Kaybedilen toprakların geri almak istenmesinden dolayı Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında giriliyor. Bakın burada detaylarını görebiliyoruz. Rusya'nın boğazlar üzerindeki isteklerinin engelleme isteği. Çünkü itiraf devletlerinde Rusya'da var bildiğiniz üzere. E, itirafa i̇tirafa giremeyeceği için ittifak devletlerinde anlaşma yapılıyor. Peki Almanya'nın Osmanlı'yı savaşa katmak istemesinin sebepleri neler? Birincisi savaşı geniş alana yaymak. Çünkü Osmanlı da katıldığı için savaşın olacak? Savaş iyice geniş bir coğrafi alana yayılacak. Bu da ne olacak? Savaşın uzamasına neden olacak. Fransa'nın Boğazlar yoluyla Rusya ile bağlantının kesme düşüncesi Almanya'nın da bu gündeminde. Osmanlı'nın ham madde ve insan gücünden yararlanmak istemesi. Süveyş kanalı yoluyla İngiltere'nin uzak doğudaki bağlantısını kesme düşüncesi. Şurada detaylarını görebiliyoruz arkadaşlar. E tabi halife, halifenin dini gücünden yararlanarak Müslümanları ayaklandırma düşüncesi. Ne olacak? Sayıyı arttırarak savaşı kazanma isteği de var Almanya'nın. Evet ama ne oluyor tabi maalesef halifelik dinin gücünden yararlanılamıyor. Bunu zaten Araplardan dolayı da görebiliyoruz. Evet şimdi cepheler var arkadaşlar. Bu tabloyu çok çok iyi bir şekilde bilmeye çalışalım. Buradan mutlaka 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 soru gelir. Kafkaslara ulaşarak Türklere Rus Türkler Ruslara karşı ayaklandırmak bu Kafkas cephesidir arkadaşlar. Şöyle yazalım Kafkas. Evet ilk taarruz cephemizdir. Mustafa Kemal savaşmıştır. Evet tik koyduklarım Mustafa Kemal'in savaşını gösterecek. Almanya'nın isteğiyle açılan taarruz cephesidir. Süveyş kanalını ele geçerek İngiltere'nin uzak doğu sömürgelerine giden bağlantıyı kesmek istediğimiz yer neresidir? Evet kanal cephesi. Şöyle yazalım. Kanal cephesi. Tamam. Evet inşallah okunuyordur. İstanbul'u boğazlar alarak Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak. Savunma cephesidir. Kazandığımız cephedir. Mustafa Kemal savaşmıştır arkadaşlar. Çanakkale'dir burası Çanakkale. Evet. Hicaz Mekke Medine bölgesine savunmak için İngilizlerle mücadele edildiğimiz yer neresidir? Hicaz Yemen cephesidir. Hicaz Yemen cephesi. Evet Fahrettin Paşa'nın Medine savunması da burada öneme çıkıyor. Musul Kerkük petrollerini ele geçirmek ise arkadaşlar ve Rusya'ya yardım göndermek amacıyla Irak cephesi açılmış. Irak cephesi açılıyor. Kutul Amara'dan Türk ordusu başarılı olmuştur arkadaşlar. Tamam burayı da söyledik. Kanal cephesinde yenilen Osmanlı'yı durdurmak için Suriye cephesi açılıyor. Evet. Mustafa Kemal'in son görev yeridir arkadaşlar. Müttefikleri yardım için açılan cepheleri de gram diye kodlayabiliriz. Hemen şu tabloda görelim. Galicia, Makedonya, Romanya. Yardım için açılan cepheler. Bu tabloya çok iyi bir şekilde bakın arkadaşlar. Durdurup isterseniz not alabilirsiniz. Göz gezdirebilirsiniz. Çok çok güzel bir tablo. Tamam mı? En iyi şekilde anlatmaya çalıştık sizlere buraya. Evet gelelim Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddelerine. Evet burada diyor ki hangi madde doğuda bir Ermeni devleti kurmak kurmaya başlamıştır? İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir anlaşmanın en ma ağır maddesine bakıyoruz. Anadolu'da esirleri yer işgal durumunda herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkı elde ettikleri için Anadolu'nu alabileceklerdi. Tabii ki de Burada aslında bu madde biraz farklı şey olmuş ama Burada amaç şu Strateji yani herhangi bir noktayı savaş hale getirebiliyorlar yani istediği noktalara saldırabiliyorlar Bu Ermeni ile alakası yoktur İtiraf devletleri Osmanlı demir yollarına yararlanacak Osmanlı ticaret gemileri itiraf devletlerin hizmetinde bulunacak Yine bu savaşın bir ekonomik boyutu olarak düşünebiliriz yine bu da değildir Toros Sünelleri itiraf devletleri tarafından işgal edilmesi de yine aradığımız cevap değil. Hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz, telgraf ve kabloların kontrolü itiraf devletlerinin denetimine geçecek. Doğudaki 6 il vilayatı sitem olarak da geçmektedir. Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas ve Bitlis. Bakın bu illeri bilirim arkadaşlar. Vilayatı sitte 6 il dediğimiz. Burada bir karışıklık çıkarsa itiraf devletleri bu vilayetlerin herhangi bir yerini işgal edilecektir. Bu madde çok çok önemli. 7. ve 24. maddeleri arkadaşlar en iyi şekilde ezberlemeye çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Evet, burada da anlaşmanın maddesini ve anlaşma maddelerinin yorumunu görebiliyoruz. Evet, devam edelim. Selanik şehri Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısının terindeydi. Avrupa ile Demiroğlu bağlantısı vardı. Selanik'in deniz ve demir yolu bağlantısına sahip olması, ticaret merkezi oluşu, çeşitli dini ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca geliyordu. Şehir Avrupa tesisine açık olduğundan hem Batı kültürüne hem de Türk kültürüne ait uygulama ve yaşam biçimleri görülüyordu. Farklı kültürler bir arada yaşıyor mu? Evet. Avrupa'da yaşanan olayları bölgeye çabucak ulaştığımı, evet çünkü neden? Batıya açılan kapısını terinde olduğu için zaten orada da söylüyor bizlere. Hem de deniz ve demir yolu bağlantısı var. Canlı bir ticaret merkezi, evet ama Osmanlı Devleti'nin merkezine yakın olması bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Buradan çıkartamam. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir? Yeni fikir ve düşüncelerin oluşu Selanik gibi özgür bir ortamda yetişme imkanı bulunması. Manastır'daki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinden memleket meselelerinin öğrenmesi. Bakın bu da fikir hayatına etkiler tabii ki de. Namık Kemal'in şiirlerindeki vatan ve millet sevgisi tabii ki de. Fransız İttiren ortaya çıkardığı milliyetçilik ve milli egemenlik fikirlerinden etkilenmesi. Ama B şıkkı geleneksel eğitim veren mahalle mektebi fikir unsurlarına oluşturması. Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunu ve gelişmesini etkileyen kişi ve fikirleriyle ilgili verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Çok kolay yapabileceğiniz bir yer. Tabii ki de aşık. Neden? Çünkü Enver Paşa'nın askerlerinin askerlerin siyasetle uğraşması görüşü değildir arkadaşlar. Çünkü zaten Mustafa Kemal de bunun yanlış olduğunu doğru şey yapıyor. Çünkü neden? Osmanlı'nın zayıflamasının bir nedenlerinden biri de özellikle Balkan Savaşları'nın yenilmesinin nedenlerinden biri ordunun siyasete karışması. Bu zaten her türlü gidiyor. Zaten Mustafa Kemal ile Enver Paşa aynı dönemde yetişmiş oldukları için. O yüzden dolayı da bu yanlıştır. Evet bu diğer şıklar doğrudur arkadaşlar. Ben videomuz çok uzun olmasın diye biraz hızlı geçeceğim. Fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir. Batıcılıktan etkilenmiştir. Neden? Çünkü Selanik'te yetişiyor. Baktığın zaman oranın görüşlerinden etkileniyor. Milliyetçilik akımından da etkileniyor ama İslamcılık akımından etkilenmiyor. Neden? zaten... Baktığımız zaman Arifeli'nin gücünü kullanamadığını görüyor. Balkan Savaşları'nda da kullanamıyoruz. E zaten Birinci Dünya Savaşı'nda da kullanamıyoruz. E bu fikir akımından etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Evet, Atatürk çocukluğuna ve ilk öğrenim yaşamına ilişkin anılarını ilk kez 1922 yılı başında Vakit Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman'a çok de şöyle anlatmıştır. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine aittir. Annem geleneksel yöntemlere eğitim veren mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise yeni açılan Şemsi Efendi mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Ne diyor? Babası daha yenilikçi bir düşünceye sahiptir ifadesi. Yanlıştır. Neden? Çünkü babası daha modern bir okul olan Şemsi Efendi mektebine gitmesini istiyordu. Siz devamını okursunuz arkadaşlar. Ben devam edeceğim. Biraz hızlı gidelim. Mustafa Kemal'in Manasır'da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasını istediğini elde edememesi onu derinden üzmüştür. Türk Yunan savaşları arkadaşlar. Zaten Manasır'da eğitim gördüğü ortamda Balkan Savaşları daha sonraki süreçte olan bir olaydır. Yine 93 harbi öncesinde olan bir olaydır. Mustafa Kemal doğmadan önce olan olaydır. Trabluskarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta önemli başarılar elde ediyor. Kırım Harbi'de de değildir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin son yıllar içinde bulunduğu kötü durum ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal'de Türkçülük düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur. Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal'in okuduğu şiirlerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişmesinde katkılı olan şair Mehmet Emin Yurda Kuldur arkadaşlar. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde pek çok alanda değişimi yaşandığı bir dönemdir. Bu da değişmenin yaşandığı alanlardan biri değildir diyor. Hanedan ailesi yine aynıdır arkadaşlar. Siyasi sınırlar, yönetim anlayışı, demografik yapı, kültürel hayat yavaş yavaş değişmeye başlandığını söyleyebiliriz. Ama haneden ailesi yine o Osmanlı alıştığımız o kavram devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerde ortaya çıkan bazı fikir akımları Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık. Bunların temel fikir akımlarının temel nedeni arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına engel olmaktır. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Türk nüfus yoğunluğunu arttırmak buradan çıkar Yine demokrasinin gelişmesini sağlamak burada çıkartamıyoruz gibi. Birinci Dünya Savaşı'na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Almanya güçlü sanayisi doğru. İtalya geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi bu daha sonra ikinci e, Dünya Savaşı'nın neden olacak. Rusya boğazları geçmek geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi, İngiltere alsas loren bölgesini geri almak istemesi bu yanlış. Çünkü bu İngiltere değil, kimin sorundur? Fransa ile Almanya arasındaki bir sorundur arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne. Evet geldik bir diğer soruya. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Evet ilk maddeye bakalım. İngilizlerin Hindistan sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istediği yer Kafkas cephesidir. Şöyle yazalım. Kafkas. Tamam O zaman Kafkas cephesi olan deniz ışık gider. Savaşın uzamasına sebep olan cephedir. Çanakkale cephesidir arkadaşlar. Çünkü Çanakkale cephesinde elde ettiğimiz bir başarı var. İngilizler Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya'ya yardım göndermek amacıyla Irak cephesini açmıştır. Şurası Irak diyeceğim. Osmanlı Devleti İngiliz işgaliyle kaybettiği Mısır'ı geri almak istediği cephede Kanal cephesidir. Şurada Kanal diyorum. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? B şıkkı Hicaz Yemen cephesi. Çünkü Hicaz Yemen cephesinde Mekke vardı. Medine savunması aklımıza gelsin şurada Fahrettin Paşa'nın Medine savunması aklımıza gelsin. 1, 2, 3, 4, 5 maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin aleyhine yani olumsuz bir duruma arayacağım. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır. Ben Osmanlı Devleti'yim, benden toprak almıyorlar. Ülkem, ülkemden bir toprak almadıkları için bu bir lehine bir karardır. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınması aleyhine bir karardır. Çünkü bu amaç, bu maddenin amacı Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını sağlamaktır. Devletler arasında gizli anlaşmalar imzalanmayacaktır. Yine bu bir lehine bir karardır arkadaşlar. Gizli anlaşmaları zaten imzalanıyor ama yine burada bu, bu ilkelerden güzel lehine bir karardır. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılması yine bir aleyhine karardır. Çünkü yine Osmanlı'nın iç işlerine karışması buradan gündeme geliyor. Ülkenin gelişmenin kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler yani kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Osmanlı bu kapitülasyonla uğraşması çok çok yıllardır bu beladan kurtulmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Fakat bu nedir? Lehine bir durumdur tabii ki de. 2 ve 4 aleyhinedir. Tabii bu kapitülasyonlar daha sonra kaldırılacak. Bayağı sonra tabii. Birinci Dünya Savaşı'nda genel neden olarak yer almaz. Tabii ki de Rusya'nın Balkanlara hakim olma düşüncesi bu bir özel nedendir. Tamam mı? Şimdi milliyetçilik akımı genel bir kavram. Sömürgecilik yarışı silahlanma ve bloklaşma, ham madde ve pazar ihtiyacı bunların hepsi geneldir. Ama Rusya'nın Balkanları hakim olma düşüncesi bakın bir özel nedendir. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesinde itiraf devletlerinin duyulan güvensizlik de etkili olmuştur tabii ki de. Savaş öncesi itiraf devletlerin faaliyetlerinden hangisi yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir. Yani buradan itiraf devletlerinin Osmanlı ile ilgili olumlu bir haberini göreceğiz. İngiltere ve Fransa'nın azınlıkları sürekli kışkırtması Osmanlı için olumsuz bir durumdur. İngilizlerin Orta Doğu'daki petrol kaynaklarını ele geçirmek istemesi, işte Osmanlı'nın elinde bulunan neresi Musul ve Kerkük petrolleri de buna dahil, yine olumsuz bir nedendir. Rusya'nın Balkanlarda uyguladığı Pansevizm politikası Osmanlı'yı tehdit edeceğinden dolayı bu da bir olumsuz bir durumdur. Savaştan önce kapitülasyonları kaldırabileceklerini açıklamaları bu Osmanlı için olumlu bir durumdur. Zaten onu arıyoruz kendi aralarında gizli anlaşmalar yapmaları da yine olumsuz bir durumdur. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları'ndaki başarılarından dolayı Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi itiraf devletlerinin yapacakları işgalleri hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştıklarının kanıtıdır. Bu kaçıncı maddedir? Yedinci maddedir. Yedinci madde neydi arkadaşlar? itiraf devletleri güvenliklerini tehdit altında gördükleri herhangi bir durum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir bölgeye işgal edebileceklerdir. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.